Yeni Zelanda şu anda bıçak sırtında bir ülke. Christchurch kenti kilit altında. Sağlık yetkilileri toplu kayıp anlarındaki acil durum planlarını harekete geçirdi. Katliam ülkenin en büyük camisinde ve en yoğun olduğu zamanda yaşandı. Cuma namazındaki insanlar askeri giysiler içinde toplu katliam için silahlanmış bir adamı tarif etti. Kaskı vardı, gözlükleri vardı. Askeri giysiler içindeydi. Makineli tüfeği vardı, M16. Ve bir kemeri vardı. İçinde de başka bir silah ve kurşunlar. Ne yapıyorsun dedim, benimle konuşmadı. Ateş etmeye başladı. Arabaların arkasında, altında saklandık. Ateşin devam ettiğini görünce çitlerden atladık. Bu yakada camiye en yakın evde gizlendik. Ateş hep devam ediyordu. Yakınlardaki ikinci bir camide saldırıya uğradı. Saldırıların aynı kişi tarafından mı yapıldığı belli değil. Yeni Zelanda Başbakanı yaşananları ülkenin en karanlık günlerinden biri olarak nitelendirdi. Bunun şu anda sadece bir terör saldırısı olarak nitelendirilebileceği çok açık. Bildiğimiz kadarıyla çok iyi planlanmış olduğu görülüyor. Şüphelilerin araçlarına iki patlayıcı cihaz yerleştirdiği tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. 4 kişi yakalandı, ancak bu saldırıyla bağlantılı 3 kişi de gözaltında. Bir sürücü, polisin terör zanlısı olduğuna inanılan şahsı yakaladığı anları filme çekti. Arabası yoldan çıkmaya zorlandı. Tekerlekleri hala dönüyordu. Yakalanan zanlının aşırı sağ geçmişi olan bir Avustralya vatandaşı olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıyı kınadı. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır.